İyi akşamlar. Saat 19 hafta sonu gündemiyle Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Başbakan Tayyip Erdoğan geçirdiği ikinci ameliyatın ardından ilk kez kameraya görüntü verdi. Başbakanlık hafta içinde Erdoğan'ın göreve başlayacağını duyurmuştu. Ancak Erdoğan ameliyatın üzerinden tam 9 gün geçmesine rağmen henüz konutundan çıkmadı. Geçirdiği ikinci sindirim sistemi ameliyatının ardından henüz konutundan çıkmayan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ilk kamera görüntüsü basına dağıtıldı. Makedonya Cumhurbaşkanı Georgi Ivanov ve eşini evinde ağırlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la konuklarını kapıda karşıladı. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmeyen ziyaretten başbakanlık kameralarını kaydettiği 31 saniyelik görüntü ajanslara dağıtıldı. Görüntülerde Erdoğan'ın yorgun ve halsiz olduğu göze çarpıyor. Erdoğan'ın Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç'i kabulünde basına fotoğraf servis edilmişti. Başbakanlık resmi açıklamasında Erdoğan'ın hafta içerisinde mesaisine başlayacağını duyurmuştu. Ancak ameliyatın üzerinden tam 9 gün geçmesine rağmen Erdoğan henüz konutundan çıkmadı. Geçirdiği ikinci ameliyat sonrasında bugün de evinden çıkmayan Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kongresi'ne telekonferans yöntemiyle katıldı. MİT kriziyle ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, 3 MİT mensubunun ifadeye çağrılmasını ve İstanbul Emniyeti'nde 12 kişinin görev yerinin değiştirilmesini münferit bir hadise olarak nitelendirdi. Kriz iddialarını reddeden Erdoğan, yargı, emniyet, asker ve istihbaratın tam bir uyum içinde çalıştığını öne sürdü. İkinci ameliyatın ardından Üsküdar Kısıklı'daki konutunda dinlenen Başbakan Tayyip Erdoğan bugün de evinden çıkmadı. Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan AKP İstanbul İl Gençlik Kongresi'ne de telekonferansla katıldı. Basına dağıtılan ilk görüntülerde yorgun ve halsiz gözüken Erdoğan'ın telekonferans sırasında da rahat oturamadığı gözlendi. MİT mensuplarının ifadeye çağrılmasına ilişkin şimdiye kadar sessiz kalan Erdoğan ilk kez telekonferans sırasında konuştu. Sınırları aşan her türlü girişim yetki gaspıdır. Millet iradesinin çiğnenmesidir. Gücünü milletten almayan, milletle aynı yöne, aynı istikamete bakmayan her girişim millet nezdinde, anayasa ve yasalar nezdinde gayrimeşrudur. Biz bu ülkede gayrimeşruluğa izin vermeyiz. Hiçbir zaman seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz. Kriz iddialarını reddeden Erdoğan, tüm kurumların uyum içinde çalıştığını öne sürdü. Hiç kimse kriz doğasına çıkmasın. Kimse kaos, çatışma hayalleri kurmasın. Bu ülkenin tüm kurumları tarihte hiç görülmedik ölçüde uyum ve motivasyon içinde görevlerini yapıyorlar. Yargı, emniyet, asker, istihbarat tam bir koordinasyon içinde. Erdoğan, 3 MİT mensubunun ifadeye çağrılması ve İstanbul Emniyeti'nde 12 kişinin görev yerinin değiştirilmesini münferit bir olay olarak değerlendirdi. Münferit hadiseleri, İstisnai meseleleri kaşıyanlar, abartanlar, farklı mecralara sevk etmek isteyenler bilsinler ki ne ülkeye ne de millete hizmet etmiş olmazlar. Bu ülkenin aydınlarını, yazarlarını, medyasını, özellikle de siyasetçilerini daha sağduyulu ve daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. AKP İstanbul İl Gençlik Kongresi'nde seslenen Erdoğan nasıl bir gençlik istediğini de anlattı. Altını çiziyorum. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum.
81 ilin emniyet müdürleri hafta başında Ankara'da bir araya geliyor. KCK soruşturması ve MİT'teki ifade krizi sonrasına denk gelen toplantıya yine bu konular damgasını vuracak. İstanbul Emniyetindeki kritik görevden alma işlemlerinin toplantıya damgasını vurması bekleniyor. 81 ilin emniyet müdürleri Ankara'daki toplantıda bir araya gelecek. Kritik toplantı yarın başlıyor. Bilgi paylaşımını sağlama amacıyla Ankara'da yapılacak ve 3 gün sürecek toplantıya 81 ilin il emniyet müdürleri katılacak. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in açılış konuşmasını yapacağı toplantının başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar yapacak. 3 gün boyunca daire başkanları, emniyet müdürleri ve akademisyenlerin katıldığı çalıştaylar düzenlenecek. Emniyet müdürleri toplantısı zamanlama açısından son derece kritik bir sürece denk geldi. Toplantı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ve İstanbul Emniyetinden 12 polis şefinin görevden alınmasıyla çalkalanan Emniyet Genel Müdürlüğü açısından büyük önem taşıyor. Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek, MİT'çilerin ifadeye çağrılmasıyla başlayan krizin Suriye'ye müdahale planlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Perinçek, müdahaleye direnen kesimlerin devlet içindeki aydınlıkçılar olarak nitelendiğini belirtti. Başkanı. Özel görevli mahkemelerin kaldırılması için aylardır Silivri cezaevi önünde nöbet eylemi yapan yurttaşlar aydınlarla buluştu. Veriliyor. 60 kişinin katıldığı etkinliğe Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek, eski Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi Ümit Ülgen ve doçent doktor Melih Baş katıldı. Şule Perinçek, MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Perinçek, AKP ile cemaat arasında yaşanan kavganın Suriye'ye askeri müdahale planlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. AKP çatışması, savaşı falan diye tanımlanıyor. Gerçekten öyle mi? Ben bunu ikisinin arasında bir savaş olarak görmüyorum doğrusu. Cemaat dediğiniz nedir? Yani hepimiz tanıyoruz. Esas o başka bir şeyin sopası olarak kullanılıyor. Bir Amerika'nın, Gladio'nun Türkiye'deki bir sopası. Şimdi AKP'ye diyor ki, dürtüyor. Bak, silahlı kuvvetlerini Suriye'ye girmeye ikna edemiyorsun. Etmezsen biraz daha dürterim seni, daha kötü durumlara düşürürüm. Şule Perinçek, cemaatin yayın organlarında sık sık aydınlıkçılardan bahsedilmesine dikkat çekti. Aydınlıkçı, MİT'in içindeki aydınlıkçılar, bilmem şuradaki aydınlıkçılar. Aydınlıkçı demek ne anlama geldi? Artık milli güçlerden yana olan, milli olan diye tanımlıyorlar. Nöbet çadırlarındaki toplantıya katılan Cumhuriyet Güç Birliği Hareketi'nin öncülerinden Ümit Ülgen de Ergenekon tertibine alet olanların gelecekte yargılanacağını vurguladı. Şimdi burada hak, hukuk filan, vicdan, bunları aramaya gerek yok. Burada bir siyasi dava görülüyor. Bu iktidarda olanlar ve cemaatçiler kendilerinden olmayan, ülkesini ve vatanını savunan herkesi mahkum edebilmek için yasa dışı her şeyi yapmakta mübahtır. Yani bugün burada bir hukuk aramaya gerek yok. Yarın bizler iktidarda olduğumuz zaman biz de onları siyasi mahkemelerde yargılayacağız. Bu çok açık. Başını Amerika'nın çektiği batılı ülkelerin Suriye yönetimini sıkıştırma manevraları yoğunlaşırken İran ve Irak'tan kritik hamleler geldi. İki İran savaş gemisi Suriye'nin Tartus limanına yanaştı. Irak yönetimi ise Suriye'deki terör gruplarına silah kaçakçılığını önlemek üzere sınır birliklerini güçlendirme kararı aldı. Batılı ülkelerin insani yardım görüntüsüyle Suriye'ye dış müdahale arayışlarına İran, bölgeye savaş gemilerini göndererek yanıt verdi. İran Deniz Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tarsus limanına demirledi. 1979'daki İran devriminden sonra ikinci kez İran gemileri Doğu Akdeniz'e açıldı. Geçtiğimiz haftalarda bölgeye gelen Rus savaş gemisi de Suriye'nin Tartus limanında demirlemeye devam ediyor. Suriye yönetimine bir destek de komşu Irak'tan geldi.
Amerikan işgalinin yaralarını sarmaya çalışan Irak hükümeti, sınırdan Suriye'ye silah kaçakçılığını önlemek için sınırdaki önlemlerin artırılacağını açıkladı. Irak-Suriye sınırı, Suriye'deki terör gruplarının silah temin ettiği en önemli yol olarak biliniyor. Amerika önderliğindeki cephe ise Suriye yönetimini sıkıştırmak üzere yeni görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede 18 Şubat tarihinde Meksika'da toplanan G20 zirvesi önem kazanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da G20 zirvesine katılmak üzere Meksika'ya hareket etti. Davutoğlu zirve devam ederken Amerikalı mevkidaşı Clinton'la Suriye gündemli ikili görüşme yapacak. Suriye yönetimine karşı terör eylemlerine katıldığı iddia edilen binbaşı Abdülatif Ahmet Türkiye'ye sığındı. Kasığından yaralı olan binbaşının Reyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Suriye'nin İdlib kentinde çıkan çatışmada kasığından yaralandığı belirtilen binbaşı Abdülatif Ahmet Reyhanlı'nın Kavalcık köyünden sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Muhalif binbaşı Ahmet'in sınırı yakınlarının yardımıyla geçtiği ifade edildi. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma tarafından yaralı olarak yakalanan binbaşı Ahmet Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 40 yaşındaki Abdülatif Ahmet'in sınırı yakınları ve muhalif bir yüzbaşının yardımıyla geçtiği öğrenildi. Amerikan Füze Savunma Teşkilatı'nın 2013 bütçe raporu, Malatya'daki füze kalkanı ile İsrail'deki füze kalkanı sistemi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Amerikan Füze Savunma Teşkilatı, 2011 yılı başları arasında Türkiye'ye yerleştiği Amerikan radarını saydı. Ayrıca yakın zamanda testi gerçekleştirilen İsrail'le işbirliği programına kararlılıkla devam edileceğini belirtti. NATO imkanları ve tesisleri, sadece ve sadece NATO üyeleri arasında ve NATO dayanışması çerçevesinde kullanılır. Bu konuda özellikle Türk basınında değişik haberler bir takım internet sitelerine dayalı olarak yapılıyor. Bundan birkaç gün önce de sanki bir İsrail ile bu radar sisteminin testi yapıldı İsrail'in füzesiyle gibi son derece asılsız, hiçbir temeli olmayan haberler yapıldı. Bunların hiçbir karşılığı yoktur. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Malatya'daki füze kalkanından İsrail'le bilgi paylaşımı yapıldığı haberlerine tepkisi bu şekilde oldu. Davutoğlu'nun NATO kapsamı vurgusu dikkat çekti. Biz hiçbir zaman herhangi bir NATO tesisinin herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanılmasına izin vermeyiz. Bu vurgu akıllara NATO bünyesi dışında İsrail'le bilgi paylaşımı mümkün mü sorusunu getirdi. Çünkü hükümetin NATO'ya ait dediği füze kalkanı sistemi aslında hala Amerika'ya bağlı çalışıyor. Kürecik'teki füze kalkanı da Mayıs ayındaki NATO Chicago zirvesine kadar Amerikan Füze Savunma Teşkilatı'na bağlı çalışacak. Bugün gerçekten çok değerli bir dostumuzu. Bu durum Amerikan Füze Savunma Teşkilatı'nın 2013 bütçe raporuna da yansıdı. Raporun 2011 başarıları bölümünde Malatya Kürecik'e yerleştirilen füze kalkanı radarı sayıldı. 2012 ve 2013 yılı boyunca radarın operasyon masrafları da bütçede gösterildi. Buna göre Kürecik'teki radarın Japonya'daki benzerleriyle birlikte Amerika'ya 2 yıllık maliyeti yaklaşık 650 milyon dolar. Fire test in which the target was successfully acquired and destroyed. Füze Savunma Teşkilatı'nın raporunda İsrail'le işbirliği programlarına katılımın kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. Davud'un Ağı adlı İsrail füze savunma sistemine bilgi gönderilmeye devam edileceği belirtildi. Amerikan Füze Savunma Teşkilatı'nın bu raporu, Malatya Kürecik'teki radarın Amerika üzerinden İsrail'e bağlandığını ortaya koydu. Böylece NATO üzerinden bilgi paylaşımı sağlanmadığı görüntüsü korunmuş oldu. İsrail ve Amerika, Ocak ayında Davud'un Ağı adlı füze savunma sistemini deneyen ortak tatbikat gerçekleştirmişti. İsrail basınında tatbikatta Malatya Kürecik'teki radarında kullanıldığı haberleri yer almıştı. İran, batılı ülkelerle yapılacak nükleer müzakerelerin adresinin İstanbul olacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Türkiye'nin nükleer müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Zedde Amerika ve rejimi sehyonisti
Bir süredir batılı ülkelerle İran arasında tartışma konusu olan nükleer müzakereler İstanbul'da tekrar başlayacak. Kararı İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi açıkladı. Basın toplantısında konuşan Salihi, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleriyle görüşmelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Salihi, Türkiye'nin de nükleer müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti. Avrupa Birliği dış politika şefi Catherine Ashton, nükleer müzakerelere yeniden başlanmasını isteyen bir mektup kaleme almıştı. Ashton'un mektubunu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geçen aylardaki İran ziyaretinde Salihi'ye iletmişti. İran ve P5+1 ülkelerinin nükleer müzakerelerle ilgili takvimi belirlemesinden sonra görüşmelerin başlaması bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı 34 yurttaşın hayatını kaybettiği bombardımanın ardından pilotların birliklerden çıkarılmadığı şeklindeki haberlere yanıt verdi. Genelkurmay iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde 34 yurttaşın hayatını kaybettiği hava bombardımanı ile ilgili açıklama geldi. Genelkurmay bombardımanı gerçekleştiren pilotların birliklerde izole edildiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu kaydetti. Sınır ötesi hava harekatına iştirak eden hava kuvvetleri pilotlarının yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle 10 gün birliklerinde izole edildikleri ve güvenlik gerekçesiyle bir süre kimseyle görüşmedikleri yönünde iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Nazlı Alıçak Ergenekon'un bir numarası için TSK'yı işaret etti. Antalya TÜYAP Kitap Fuarı'nda konuşan Alıçak, bir numara için değişen genelkurmay başkanları gibi geliyor bana dedi. Başbuğ ve büyük anıt hakkındaki soruları da yanıtlayan Alıçak, işin ucu büyük anıta ulaşacak ve oradan kurtulamayacak dedi. Gazeteci Nazlı Alıçak, Antalya TÜYAP Kitap Fuarı'nda Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Hakikaten her taşın altında İddia edildiği gibi de cemaat mi var? Ilıcak, Ergenekon'un bir numarası kimdir sorusuna değişen genelkurmay başkanları gibi yanıtını verdi. Eski genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt'la Erdoğan'ın Dolmabahçe görüşmesine de değinen Ilıcak, işin ucu Yaşar Büyükanıt'a ulaşacak ve Büyükanıt oradan kurtulamayacak dedi. Ilıcak, TSK, Büyükanıt ve Ergenekon'un bir numarasıyla ilgili soruları yanıtladıktan sonra internet andıcı davasında tutuklanan emekli orgeneral İlker Başbuğ'u da unutmadı. Eski Genelkurmay Başkanı'nın yargılanmasını değerlendiren Nazlı Alıcak, başbuğun bu süreçte olayların üstünü örttüğünü ileri sürdü. Nazlı Alıcak, Ergenekon davasının önümüzdeki 3 yıl içinde sonuçlanacağını söyledi. 3 yıldır bu davanın devam ettiğini hatırlatan Alıcak, bu sürenin aslında çok da uzun bir süre olmadığını iddia etti. Alıcak, 28 Şubat dosyasının açılacağını ve bu konuda çalışmaların olduğunu da sözlerine ekledi. Hatay Havaalanı'nın durumu tam bir komediye dönüştü. Bilim insanlarının görüşleri dikkate alınmayınca Amik Ovası'nın ortasında yapılan havaalanı bir ayda üçüncü kez sular altında kaldı. 26 Ocak'tan bu yana kullanılamayan havaalanı 26 Şubat'a kadar uçuşlara kapandı. Bilim insanları ve çevrecilerin eleştirilerine rağmen Amik Ovası'nın ortasına yapılan Hatay Havaalanı bir ay içinde üçüncü kez sular altında kaldı. Yoğun yağış alan Amik Ovası bu görüntülere sahne oldu. Ovanın ortasındaki havaalanı da selden nasibini aldı. 26 Ocak'tan beri hava trafiğine kapalı olan Hatay Havaalanı'nın 26 Şubat'a kadar uçuşlara kapatılmasına karar verildi. Daha önce havaalanının 19 Şubat'ta açılacağı duyurulmuştu. Hatay Havaalanı ilk olarak 26 Ocak'ta sular altında kaldı. O günden bu yana havaalanını 3 defa su bastı. İlk su baskınından bu yana havaalanı kapalıydı. Hatay valisi Celalettin Lekesiz, havaalanındaki taşkın suyunun tahliyesi için Devlet Su İşleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Öte yandan Antakya merkeze bağlı Apaydın, Kurtuluş, Boşşim ve Hacıpaşa köyleri de Asi'nin taşması sonucu sular altında kaldı. Eski Deniz Feneri savcısı Nadi Türkarslan iddianame kabul edilirse konuşma sırası ilk kez bize gelecek dedi. Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan 3 savcı için resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmaktan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Almanya'da 100 yılın soygunu olarak adlandırılan Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan eski savcılar Nadi Türkaslan, Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tam Öz hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmaktan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarında verdiği soruşturma iznini Aydınlık Gazetesi'ne değerlendiren eski Deniz Feneri savcısı Nadi Türkaslan, iddianame kabul edilirse konuşma sırası ilk kez bize gelecek dedi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi 15 gün içinde iddianameyi kabul edip etmediğini açıklayacak. Eski Rütük Başkanı Zahit Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın şikayeti üzerine HSYK, Deniz Feneri soruşturmasının 3 savcısı hakkında jet hızıyla önce inceleme sonra da soruşturma ve kovuşturma izni vermişti. Mahkeme kararının bir bölümünün üzerini kapattıkları iddia edilen 3 Deniz Feneri savcısı evrakta tahrifat yapmakla suçlanıyor. Ancak HSYK'nın da görevden alınan Deniz Feneri savcılarına yargılanmanın önünü açan kovuşturma izni kararını kapatarak gönderdiği ortaya çıktı. Bu durum Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da mı evrakta tahrifat yaptı sorusunu akıllara getirdi. CHP'de tüzük kurultayına bir hafta kala muhalifler tavrını netleştirdi. Eski Genel Sekreter Önder Sav'ın işaretiyle muhalif delegeler 26 Şubat'taki kurultaya katılmayacak. Salonda delegelerin yarısından bir fazlası yani 651 kişi olmazsa kurultay açılamayacak. Genel merkezde kontrolündeki delegelere her iki kurultaya da katılın çağrısı yapıldı. CHP'de 26 Şubat'ta toplanacak tüzük kurultayına bir hafta kala parti içi gruplar son hamlelerini yapıyor. 53 yıllık siyasi yaşamımın eski genel sekreter Önder Sav ve ekibinin delegelere yaptığı ilk kurultaya gitmeyin çağrısı genel merkezde tedirginlik ve tepki yarattı. 1300 delegesi bulunan CHP'de salonda 651 kişi olmazsa kurultay açılamayacak. Bu nedenle örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, delegelere her iki kurultaya da katılın çağrısı yapıyor. Genel seçimler döneminde 27 Şubat kurultayının basın tarafından izlenip izlenemeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor. Genel Merkez'in 26 Şubat'taki kurultayına 810 gazetecinin akreditasyon başvurusu olduğundan konuklar ve izleyicilere salon giriş izni verilemeyebileceği kaydediliyor. Meclisin gündeminde bu hafta 2B kapsamındaki araziler ve afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesi tasarıları var. Bu iki düzenlemede rant yaratacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Meclis yeni haftada 2B statüsündeki arazilerin satışına olanak tanıyan tasarı ve afet riski alanların dönüştürülmesini amaçlayan tasarıyı görüşecek. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek olan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı, yasak askeri bölgelerle güvenlik bölgelerinin dahi TOKİ ile belediyelere devrinin önünü açıyor. Tasarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na olağanüstü yetkiler verilirken, bakanlık istediği arazileri afet riski statüsüne alıp üzerinde istediği tasarrufu yapabilecek. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonda yine benzer amaçlarla hazırlanan ve kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen düzenleme de görüşülecek. Düzenleme orman vasfını yitirmiş arazilerin kullanıcılarına satışına olanak sağlıyor. Ancak tasarı özellikle büyük şehirlerde kent merkezi içinde kalan değerli 2B arazilerinin TOKİ ve belediyelere devredilmesinin yolunu açıyor. Düzenleme şimdiden büyük arsa spekülasyonlarının yolunu açtı. Gayrimenkul uzmanları tasarı daha yasalaşmadan 50 milyar liralık bir arsa rantının oluştuğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar son 4 yıllık süre içinde 2B arazilerinin kimi çevrelerce noter satışı yoluyla toplandığını kaydediyor. Tarihi garın kapatılmasına karşı çıkan sesler her hafta yükselmeye devam ediyor. CHP Kadıköy İlçe Örgütü ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri bugün Haydarpaşa Garı önündeydi. CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt hızlı trenle vatandaşın kandırıldığına dikkat çekti ve Haydarpaşa otel yapılıp etrafı rezidanslarla döşenecek dedi. CHP ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Haydarpaşa Garı'ndaki tren seferlerinin kaldırılmasını protesto etti. Tarihi gar binası önünde yapılan eyleme CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de katıldı. Buradaki en büyük sorun şudur. Günlük 20
bin kişi ucuz ve güvenli yolculuktan, seyahatten yararlanıyordu. Bunların önü tamamen kesildi. Bizim talebimiz şuydu. Tek hat açık kalsın, tek hat yapılsın. İstanbul Milletvekili Öğüt, AKP iktidarının Haydarpaşa'yı yok etme planını uzun zaman önce yürürlüğe koyduğuna dikkat çekti. Önce çok son derece yetersiz, bu konuda ruhsat olmayan bir firmaya çatı imalatı yaptırmış. Büyük bir acemilikle o çatı yakılmaya becerilmiştir. Arkasından Haydarpaşa imar planı yapılarak 817 bin metrekare yerleşime açılmaya için Büyükşehir Belediyesi'nden geçirilmiştir. Hedef buranın yerleşim alanı olmasıdır. Üsküdar ve Kadıköy'ün ortasında Haydarpaşa otel yapılacak, etrafı rezidanslarla döşenecektir. BTS ve halk evlerinde katıldığı eylemde CHP Kadıköy İlçe Başkanı Necati Ekşi, tarihi garın son darbeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Hızlı tren yapılmasından ziyade Haydarpaşa garının 100 yılı aşkındır sürdürdüğü misyonundan arındırıp garın sermaye gruplarına peşkeş çekmesine karşı çıkıyor ve bunu sesli olarak haykırıyoruz. Haydarpaşa tarihtir, satılamaz. Denizlili işçiler kıdem tazminatına sahip çıktı. İşçiler kıdem tazminatını kaldırmak için uğraşan hükümeti uyardı. Tekstil Sendikası Denizli Şube Başkanı Recep Oktay, kıdem tazminatı haklarına dokundurtmayacaklarını söyledi. Türk İş'e bağlı Tekstil Sendikası Denizli Şubesi, kıdem tazminatlarına sahip çıkmak için toplandı. Bütün dostlarımıza dayanışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. İşçileri, kitle örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Tekstil Sendikası Denizli Şube Başkanı Recep Oktay, kıdem tazminatı haklarına dokundurtmayacaklarını söyledi. Kazanılmış bir haktır. Emeğin yıpranma bedeli, ücretin ödenmeyen kısmının karşılığı, yaşlılık sigorta gibi nitelikleri taşıyan bir haktır. Kıdem tazminatı bütün bu nitelikleriyle birlikte işçiye, sosyalistler karşısında güvence sağlayan bir gelirdir. Bir iş yerinde ömür tüketen, kas ve beyin gücünü, bilgisini, birikimini o iş yerinde harcayan çalışanın emeğinin yıpranma bedelidir. Erzurum'da HES eylemlerine katıldığı için hakkında dava açılan 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Görevli memura hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yalçınkaya için mahkeme daha önce de konuşma yasağı getirmişti. İşte ben eylem yaptığım için beni cezalandırdılar. Erzurum'un Bağbaşı beldesinde düzenlenen HES eylemlerine katılan 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya için Tortum Sulh Ceza Mahkemesi 3 ayrı suçtan 9 yıla kadar hapis cezası istiyor. Ben buradan sesimizi duymalarını istiyorum gerekli yerlerin. Kulak ardı olmasını istemiyorum. Yani gerekenin yapılmasını istiyorum. Mahkeme daha önce de Leyla Yalçınkaya hakkında HES'in çalışma alanlarında bulunmama ve HES eylemlerinde bulunanlara konuşmama cezası vermişti. Hakim bana HES eylemcileriyle görüşmeme cezası verdi. Çocuk mahkemesi sıfatıyla Tortum Asliye Ceza Mahkemesi, Yalçınkaya hakkında hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama suçlarından dava açtı. Leyla Yalçınkaya'nın savunmasını üstlenen avukat Ercüment Şenolsa, bu suçlamaya kimse inanmaz dedi. Bu çocuk onu dövmüş, yaralamış ve kendisine hakaret etmiş. Buna Bedir Ağası'nın kargaları bile inanmaz. Bir iftira etmiştir bu Bayteke. Bu iftiranın hesabını kendisine mahkemede soracağız. Bursa Yıldız Evler Mahallesi sakinleri altyapı sorunlarına isyan etti. Altyapı sorunlarının bir türlü çözülmemesine tepki gösteren yurttaşlar ellerinde pankartlarla eski Yalova yolunu trafiğe kapattı. Altyapı sorunlarının çözülmemesi Bursa Yıldız Evler Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri pankartlarla eski Yalova yolunu trafiğe kapattı. Yol, su ve elektrik istiyoruz sloganıyla eylem yapan yurttaşlar, belediye başkanı gelmeden karayolunu trafiğe açmayacaklarını belirtti. Polis yurttaşlara engel olmakta yetersiz kalınca olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Altyapı yetersizliğine isyan eden yurttaşlar, polis ekiplerinin sorunun çözümüne yardımcı olmak için söz vermesiyle eyleme son verdi. Dünyanın en saygın sinema etkinliklerinden Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Büyük ödül İtalyan yapımı Sezar Ölmeli adlı filme verilirken ana bölüm dışında yer alan Türk filmleri de yurda ödülle döndü. 62. düzenlenen Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı, Shakespeare'in eserinden uyarlanan İtalyan yapımı Sezar Ölmeli adlı film aldı. Se poi questo amico mi domanda perché Bruto insorto contro Cesare? Paolo Vittorio Taviani kardeşlerin siyah beyaz filminin tamamı bir hapishanede geçiyor. Oyuncu kadrosuysa gerçek mahkumlardan oluşuyor. Perché Bruto insorto contro Cesare? Festival ödüllerinde ilk üçteki diğer iki yapımsa Almanya ve Macaristan'a ait. En iyi yönetmen ödülü Beyaz Geyiğin Ülkesi adlı Çin filmindeki sanatsal çalışmasıyla Alman Lutz Reiter Mayer'e verildi. En iyi film dalında Macar yapımı Sadece Rüzgar da Gümüş Ayı ödülünü aldı. Bu yıl Türk filmleri ana yarışma bölümünde yer almasa da yurda ödülle döndü. Emin Alper'in yönettiği film Caligari festivalin forum bölümünün büyük ödülüne değer görüldü. Yönetmen Reis Çelik'in Çocuk Gelinler anlattığı Lal Gece adlı filmde Generation bölümünün büyük ödülü Kristal Ayı'yı aldı. Eğer gitmek istiyorsan gidecek zamanın var. Baban ne olurdu hadi. Selip almayı biliyor musun? Ya yani şimdi ip mi oynayacağız? AKP'nin gençliğe hitabı tartışmayı açmasına tepkiler sürüyor. Geçen hafta Ordu Spor taraftarları Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumuş ancak yayıncı kuruluş stadyumdan gelen sesi kısmıştı. Birçok Dijitürk izleyicisi kuruluşu protesto amacıyla bu Türk halkına ve kendime saygısızlıktır dilekçesi vererek aboneliklerinin iptalini istedi. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin tartışmaya açılmasına tepkiler artıyor. Geçen hafta Ordu Spor maçını izlemeye giden yaklaşık 9 bin taraftar hep bir ağızdan gençliğe hitabeyi okumuştu. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Ancak taraftarların bu eylemi yayıncı kuruluş Dijitürk tarafından sansürlenmişti. Dijitürk yayın sırasında stattan gelen sesi kısmıştı. Yayıncı kuruluşa tepki gecikmedi. Birçok Dijitürk izleyicisi aboneliklerinin iptali için dilekçe hazırladı. İzleyiciler Dijitürk'e gönderdikleri abonelik iptali dilekçesinde yapılanların Türk halkına saygısızlık olduğunu vurguladı. Ordu Spor maçında Atatürk'ün gençliğe hitabesi okunurken sesini kısmanızı Türk halkına ve kendime yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum. Bu sebepten üyeliğimin ilk fatura kesim tarihiyle birlikte iptalini istiyorum. Sırada spor turu var. Fenerbahçe kendi sahasında 2-1 geriye düştüğü Sivas Spor maçında 4-2 galip geldi. Cezası nedeniyle kadın ve çocukların izlediği maç sonrası açıklama yapan Aykut Kocaman, kadın ve çocuk taraftarlara teşekkür etti. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay da yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince yenildik dedi. Antalya Spor evinde Manisa Spor ağırladı. Karşılaşma Antalya Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonrası açıklama yapan Antalya Spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk 8 takım arasına girmek için mücadele ettiklerini söyledi. Manisa Spor Teknik Direktörü Ümit Özat, mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek son 7 maç var ve artık çember daralıyor. Bir şekilde buna önlem almamız gerekiyor dedi. Samsun Spor Ankara Gücü deplasmanından galibiyetle döndü. Samsun Spor zayıf rakibi karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Samsun Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bu şehrin Süper Lig'de kalması gerekiyor. Biz de kalma adına üzerimize düşeni yapıyoruz dedi. Çok kişisel hata yapıp iyi oynadı. Ankara Gücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, genç oyuncularla verdikleri mücadelenin önemini anlattı. Kutlu, bu camia ve Türk futboluna futbolcu kazandırmak bizim için daha önemli diye konuştu. Gaziantep Spor evinde Ordu Spor'u tek golle geçti. Gaziantep Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman,
Oyuncu arkadaşlarıma da aldıkları 3 puandan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah sonumuz mutlu olur dedi. Ordu Spor Teknik Direktörü Hector Cooper ise kaçırdığımız bir penaltı ve pozisyonlarımız vardı. Biz de kazanabilirdik diye konuştu. Basketbolda Türkiye Kupası'nı Banvit'i 78-74 yenen Beşiktaş kazandı. 32. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu bugün koşuldu. 327 sporcunun mücadele ettiği maratonda birinciliği 1.04.20'lik derecesiyle Kenyalı Moses Toho kazandı. Spor turuyla da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.